Pixel Art uygulaması hem web sayfası hem de mobil uygulamalarıyla öğrencilerimizin ve yetişkin insanların kullanabildiği bir kodlama platformu. Şimdi bunu neden kodlama etkinliklerine koyduk? Şöyle eski zamanlardan bildiğimiz bir oyun var bizim Mario oyunu. Mario oyunu bu Pixel ve Pixel Art'ın en güzel örneklerinden bir tanesi. Pixel dediğimiz bir şey var öncelikle şu oyun ya da bu bilgisayar ekranlarının telefon veya televizyon ekranlarının en küçük ekran birimine genelde bu şekilde tanımlıyoruz okullarda ve bildiğimiz kavram olarak bu şekilde. Bu pikseller bizim aslında ekranı oluşturan en küçük tanecikler diye hani atom veya hücre gibi diğer branşlardan bildiğimiz en küçük yapı taşları, yapı birimleri. Teknolojide de ekranı oluşturan en yani küçük yapı piksel olarak tanım, tanımlıyoruz biz. PixelArt Art uygulaması bizim öğrencilerimize e, uygulama olarak e, PixelArt Art üzerinden anlattığımız piksel e, üzerinden bir şeyleri öğretmeye çalıştığımız bir e, web sayfası. Şimdi şöyle e, internete Pixel Art yazdığınızda, PixelArt yazdığınızda pixelart.com şeklinde bir web sayfası çıkacaktır. Buradan e, bir Hesap da oluşturabilirsiniz veya burada hazır çizilmiş bir takım şeyler de var. Burada ne yapıyoruz? Crit, şey, start, driving dediğinizde bir sayfa açılıyor ve buradaki küçük pikselleri, bakın mouse da beraber zaten oynuyor. Buradaki küçük bu pikselleri kullanarak öğrencilerimizden bir takım kodlamalar yapmasını isteyebiliriz. Mesela uygulamayı ben daha çok anaokulu öğrencileri için de önerebilirim. Yani birincisi mouse kullanma becerisi çok farklı gelebilir ama evet çok önemli bir özellik. Öğrencileri şu an benim kullandığım mesela bir ilkokul öğretmeniyseniz eğer birinci sınıf için mesela şu küçük sırayla noktaları boyatıp öğrencilerinize mouse kullanma ve dikkat becerisi öğretebilirsiniz. İkincisi ilkokul ve ortaokul öğrencinize yine aynı şekilde dikkat özelliği olabilir ama bundan biraz sıkılacaklardır. Burada biraz daha farklı uygulamalar çizilebilirsiniz yani burada amaç Şuradaki piksellere ölçü bir şey hazırlamak. Normalde bu web sayfasının amacı biraz farklı yani kendiniz bir şeyler tasarlıyorsunuz, işte kendinize bir şekil çiziyorsunuz, yapıyorsunuz. Daha sonra yaptığınız bu şekli burada işte kimi bardaklarla, kimi tişörtlerle veya işte çanta gibi bazı nesnelerle, tablo gibi bir takım şeylerle satıyorsunuz. Yani kendi piksel resmin oluşur burada sat gibi bir takım şeyi var ama bizim için bu önemli değil. Piksel şu özelliğini kullanmak önemli. Bir derste veya iki derste bunu yaptırabilirsiniz. Eğer şunu bu videoyu izleyen bir ilkokul veya anaokulu velisiyseniz kesinlikle bu uygulamayı öneririm. Öğrencimize mouse kesinlikle mouse kullandırtın. Yani hiçbir şekilde touchpad izin vermeyin kas becerileri için çok güzel bir uygulama önereceğim. Bunun dışında buradaki uygulamaları ben de hepsini hemen keşfetmedim. Ama biraz üzerinde çalıştığımızda öğrencilerin bilgisayardaki Paint ekranı gibi, Paint ekranında yaptığı uygulamalar gibi benzer şeyler var. Çizgiler, karakterler, şekiller var. Öğrencinizi bir şekil Gösterip buradan onu çizmesini sağlayabilirsiniz pikselleri kullanıp çizmesini sağlayabilirsiniz. Dediğim gibi bu şekilde bunun farklı bir şeyi yok. Ee, evet pikseler bu şekilde. Teşekkür ediyorum.